Şimdi tabii Hollanda ile yaşanan bu kriz çok da doğal olmayan bir süreçti. Avrupa'daki gidişatı da öncelikle anlamamız lazım. Avrupa'da çok ciddi bir aşırı sağın baskısı var hükümetler üzerinde. Ve bu baskıdan dolayı da bazen hükümetler irrasyonel adımlar atabiliyorlar. Özellikle de Türkiye söz konusu olduğunda. İkinci olarak da yine Türkiye ile ilgili bir gündemi vardı Avrupa'daki bazı ülkelerin. Türkiye'deki iç siyaseti düzenlemek ve yönlendirmekle alakalı. Bunda da başarılı olamadılar. Aslında yapılması gereken şey karşılıklı çıkarlar bağlamında ilişkilerin rasyonelleştirilmesi. Özellikle Türkiye'nin iç siyasetine yapılan bu müdahalelerin başarılı olmadığı görüldü. Ve Türkiye'nin bambaşka bir gerçeklikle yüz yüze, özellikle Orta Doğu kaynaklı güvenlik problemlerinden dolayı Türkiye bambaşka bir hikayede yaşıyor. Avrupa'nın ise bambaşka kendi içerisinde demin bahsetmiş olduğum sıkıntılar var. Ekonomik sorunlar var bazı ülkelerde ama özellikle aşırı sağın baskısı var bazı ülkelerde. Dolayısıyla bütün bunların bir kenara bırakılıp özellikle güvenlik alanında, mülteciler alanında, ekonomi alanında iki taraf birbirine aslında çok bağımlı. İlişkileri rasyonelleştirip ilişkileri bu düzlemde devam ettirmeleri gerekiyor. Hollanda ile atılan adımı ben bu çerçevede değerlendiriyorum. Yapılması gereken buydu. Özellikle de Orta Avrupa'daki Avusturya, Almanya gibi bazı ülkelerle de yapılması gereken şey bu. Ama oradaki hükümetler özellikle Avusturya şu an pek az hazır gözükmüyor ama Almanya'dan bunun işaretleri geliyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde belki başka Avrupa ülkeleriyle de bu yönde daha rahatlatıcı adımların atılacağını görüyoruz. Almanya ile başlamıştı bu süreç aslında. Dolayısıyla ben bunu bu çerçevede değerlendiriyorum. Yani bundan sonra birazcık daha ilişkilerin gerilimin boyutunun gitgide düşeceği bir döneme giriyoruz. Ama diğer taraftan da özellikle Avrupa Birliği meselesinde, Avrupa Birliği müzakerelerinde çok dramatik gelişmeler beklememek lazım. Gelişme beklenebilecek iki alan yine rasyonel temelde düşündüğümüz zaman karşılıklı çıkarlar bağlamında bir gümrük birliğinin güncellenmesi, ikincisi de vize liberalizasyonu meselesi. Bu iki tarafa da çok katkılar sağlayacak olan alanlar. Dolayısıyla bu alanlarda bir adım atılmasını ben bekliyorum. İki tarafında çıkar ne olacaktır diye düşünüyorum.